Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen esnaf buluşmalarını sürdürüyor. Başkan Başdeğirmen bu kez Hastane Caddesi esnafıyla bir araya geldi. Merhaba Sayın. Tanıyorum. İnşallah. Dualarınızı hayırlısı. Allah razı olsun. Selam söyle. Aleykümselam. Esnaf buluşmasında Muhtarlar Derneği Başkanı Gökhan Büyükleblebi, Hızır Bey, Turan, Yayla ve Çelebiler Mahallesi muhtarları da yer aldı. Merhaba gençler. Nasılsın? Gel. Daha önceki ziyaretinde Hastane Caddesi esnafının bazı taleplerini yerine getirdiklerini belirten Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, hastanelerin taşınmasıyla bu bölgede bir boşluk oluştuğunu belirterek, caddenin üniversite caddesi olabileceğini sizlerle istişare etmiştik. Üzerimize düşen vazifeleri yaparak üniversitenin bazı bölümlerinin bu bölgeye gelmesi gerçekleşti dedi. Daha önce bir ziyaretimiz olmuştu sizlere. Burada birkaç kez gelip sizlerle oturup sohbet etme imkanımız oldu. Bu imkanları yaparken de bu toplantılarda bazı talepleriniz olmuştu. O gün için o talepler yerine geldi. Günden güne şehrimizde gelişiyor, caddemiz gelişiyor, ortam farklı alanlara gidiyor. Yıllar öncesinden buradaki devlet hastanesinin olması buranın daha farklı bir ticareti olmasına sebep oluyordu. Tabii oralar kalkınca Doğu Meyve olsun, devlet hastanesi olsun bir anda buralarda bir boşluk oluştu. O boşluğu oluşturan boşlukta neler yapabiliriz sizlerle birkaç kez sohbet etmiştik. O sohbetlerimiz sırasında en çok da devlet hastanesinden boş olan yerin ne olacağı, bu caddeye nasıl bir hareketlilik getirecek, başka bir yatırım olabileceği konuşulmuştu. O zamanlarda ben ticaret başkanıydım. Sizlerle konuştuğumuzda üniversiteye buradan bir yer ayrılacağını, tahsis edileceği konuları görüşülürken bunun çok daha iyi olacağı, eğer olursa, buradaki okullar gerçekleşirse bu cadde yeniden hastane caddesi olmaz belki ama bir üniversite caddesi olabilir diye bunları sizlerle istişare etmiştik. Ve bunun bizler de üzerimize düşen vazifeleri yaparak bu okulların buraya gelmesi gerçekleşti. Başkanlığını yaptığı Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği'ni kurarak üniversitenin ilk binasını yaptıklarını belirten Şükrü Başdeğirmen, bunun yanı sıra yeni bir kampüs alanı da yapılıyor. Orası da tamamlandığında 10-12 bin öğrencinin sürekli burada yaşadığını görmeye başlayacağız. Bu cadde artık öğrencilerle ve vatandaşlarımızın yoğunluğuyla hız kazanacak bir hale gelecek diye konuştu. İlk önce ben kendim belediye başkanı olarak değil de bir şahsım olarak bir dernek kurdum. Kent Hizmetlerini Geliştirme Derneği adı altında. Baktık ki üniversiteyle alakalı tahsis yapıldı ama buralarda herhangi bir inşaat başlamadı. Yani fiziksel olarak binalar oluşmadı. Oluşmayınca da burası gene köyüne kaldı. Ne yapmak lazımdı? Buraların bir an önce hızlanması gerekiyordu. Buraya da birkaç yıllık ödenek ayrılmadığını söyleyince yetkililer ilk kıvılcımı biz yakalım düşüncesiyle bu derneği kurduk. O dernekle beraber de eski Kız Koleji'nin yıkıldığı yere bir fakülte binası yapmak için yola çıktık. Ve yaklaşık 15-16 ay gibi zaman sonra çok şükür ki bugün tamamen bitirdik. Teslim haline getirdiğimiz o fakülte binasını teslim edilecek ve içerisinde ders görülebilecek hale getirdik. Bunu yapan Isparta halkı. Belediyenin herhangi bir katkısı olmadı ama belediyenin ürettiği ürünlerden neydi? Mesela briket veya fayans yapıştırıcı. Bunları belediyemiz verdi ama diğer tarafındaki tüm yapılan yatırımı tamamen vatandaşımızın desteğiyle yaptık. Orası vatandaşın bir hediyesi oldu. Hem okulumuza, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitemize hem de bu bölgemize. Onun dışında tabii ki bizim inşaat bitmek üzereyken devlet hastanesinin olduğu alana da çok büyük bir kampüs alanı inşa edilmeye başlandı. O da hızlı gidiyor. İnşallah orası da bittiği zaman yaklaşık bir 10.000 ile 12.000 arasında öğrencinin sürekli burada yaşadığını görmeye başlayacağız. Tabii ki bu bizim için ne için önemli? Burası, bu cadde artık öğrencilerle ve buradaki insanların yoğunluğuyla hız kazanacak bir cadde haline gelecek. Üzülüyorduk tabii ki. Bütün eczaneler boşaldı, bütün bu cadde üzerindeki iş yerleri kapandı. Kiralık diye yazan o kadar çok iş yeri vardı ki. Ama son 2-3 aydır bakıyorum, güzel mağazalar açılmaya başlandı. Artık buralarda yeniden bir canlılık, beklentiler ciddiye döndü.
ve inşallah okulumuz da açıldıktan sonra belki de bir yıllık daha bir sıkıntımız var bu caddemizde. O bir yıllık sıkıntımızı çok kısa zamanda telafi edecek bir hale geleceğimiz inancındayım. Peki biz şimdi 12 bin civarında öğrenciyi buraya getireceğiz ama bu caddede sizlerin neler eksiğimiz var? Şimdi 12 bin öğrenci buraya geldiğinde bizim ne yapmamız lazım? Var mı sorunlarımız? Yoksa yapmamız gereken bir şey yoksa daha güzelleştirecek ne yapabiliriz? Bunları sizlerle konuşacağız. Tabii ki tek mevzumuz, tek konumuz ticareti biz burada nasıl canlandırabiliriz? Onunla alakalı burada cazibe haline gelebilecek neler yapabiliriz? Bu fikirlerinize ihtiyacımız var bizim. O fikirleri aldıktan sonra da yapılabileceklere hemen ama eğer ki zaman gerektirenler varsa onları da program halinde yapıp inşallah buradaki taleplerinizi yerine getirmek istiyoruz. Onun için buradayız. Burada sizlerle bu konuları istişare edip sonuca ulaştıracağız inşallah. Esnaf söz alarak bölgeye yapılan yatırımlardan dolayı teşekkür ederken, üniversite eğitim binalarının açılmasıyla birlikte yapılması gerekenlerle ilgili görüşlerini belirttiler. Bu yapmış olduğunuz park için de bütün esnaf arkadaşlarım adına tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi üniversite geldikten sonra bu caddenin kaldırımlar çok dar. İki kişi yürürken karşıdan bir kişi geldiği zaman muhakkak yol vermek zorunda kalıyoruz. Şimdi öğrencilerimiz tabii genelde burada yaya olarak hareket edecekleri için bu caddenin komple yeniden bir düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Başkanım, bu caddenin Isparta'da en güzel, en gösterişli bir cadde olması gerektiğini düşünüyorum. Kaldırımlarla alakalı çalışma yapmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Tabii ki burada kaldırımların genişlemesi lazım. O zaman trafikte de kurallara uymamız da gerekecek. Eğer burada biz kaldırımı genişlettikten sonra çift sıra park yaparsak maalesef bu sefer biz burayı linç ederiz. Bu cadde tamamen tıkanır. Çünkü buradan şimdi otobüs hatları çoğalacak. Otomobil geçişleri çoğalacak. Yaya geçişi çoğalacak. Şu andaki mevcut caddemizi bir metre dahi genişletmemiz de mümkün değil. Böyle bir şey de yok. Yani biz şu andaki haliyle en iyi kullanım şeklinde nasıl getirebiliriz? Bununla alakalı kaldırımları çalışalım. Fen İşleri Müdürümüz Erol Bey burada mı? Erol Bey, bu kaldırımlara hiç baktın mı buraya geldin hemen? Baktım başkanım. Başkanım, araç parkı genişleteceğiz ama araç parkı olursa bir sefer trafiği kaldırmayabilir. Ne kadar büyütebiliriz? Mesela 50'şer santim mi iki taraftan büyütürüz? Birer metre mi büyütürüz? Büyütemez miyiz? Bunlara bir çalışın. Bunu hemen yapamayız. Ancak önümüzdeki iki ay sonraki programın içerisine alalım. Bu arada Erdinç Bey burada mı? Erdinç Bey, aydınlatmayla alakalı. Şimdi bu cadde güzelleşsin diye talep var tabii ki. Yeni yaptığınız bu aksesuarlı direkler var. Aydınlatma direkleri. Onlarla beraber kaldırımlarda da yerden aydınlatmayla burayı bir canlandırmamız gerekiyor. Başkanım, çıkış ve dönüş olarak çalışma yapıyorum ben. Hem çıkış kısmında hem hastane caddesi iniş kısmıyla aydınlatma ile ilgili bir çalışma üzerindeyim şu an. O çalışmayı bitirdikten sonra da Erol Bey'le beraber istişareli yürünmesi gerekiyor ikinizin. Sadece burada değil tabii, o hastane caddesinde mesela doğum evinin eski binası var. Arkadaşlar, böyle Gölcük tarafından gelirken, Gülistan tarafından gelirken yol bir anda daralıyor. Şimdi onunla çok uğraştık. Orada yıkılmayacaktı o bina. Dün artık yıkılım kararı alındı. Orayı da yıkıyoruz. Oradaki caddeyi de en az bir 4-5 metre içeri girerek o caddeyi genişletiyoruz. Çünkü oraya otobüslerin yanaşabileceği bir cadde yok. Yani okul açıldığı zaman birçok servis araçları ve otobüsler gelecek. Oraya yanaşması mümkün değil. O caddeyi de 4-5 metre içeri alarak, eski doğum evi duvarlarını yıkarak içeri alıyoruz kan merkezine doğru. O yolda genişletiyoruz. Onunla beraber oradan işte yukarıya Murat Dede Camisi'ne çıkış, arkasından da Keçeci Mahallesi'ne çıkış yolundaki iyileşmelerle beraber tam bir bütünlük sağlamanız lazım, ring yapmanız lazım. Sadece bu cadde değil yani. Başkanım, Kurt Fırın'ın oraya kadar okul binalarının hizasını da aydınlatma kapsamına alalım, uygun görürseniz. Keçeci Mahallesi'ne doğru çıkan caddeyi alırız, okulun etrafını da bu şekilde revize etmiş oluruz. Yani orada kiliseye giden o alanı, o parkla beraber çalışmanız gerekiyor. Yani tek bir tane burayı bırakmadan bütünlüğü oraya kadar götürmeniz lazım. Anlaşıldı başkanım. Çalışma yapalım. Isparta'ya yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e teşekkür eden esnaf, Başkan Başdeğirmen'in göreve geldikten sonra yaptığı hizmetlerin göz önünde olduğunu dile getirdiler.
emeğinize teşekkür ediyoruz. Her şey çok güzel. İnşallah Isparta en güzel iller arasında ilk sıralarda yer almasını canı gönülden istiyoruz. Yaptığınız hizmetler göz önünde. Allah razı olsun. Bu uçak koyduğumuz alandan, Kirazdere'den bahsedeyim. Kızımla bir sabah gezmeye gitmiştik. Mecburi bir durumdaydı onlar. Berbattı. Allah razı olsun. Şu an çok mükemmel, temiz bir bölge oldu. Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Isparta'mız birçok ile göre iyi konumda. Isparta'mız yaşanılabilir kentler arasında en iyi sırada. Isparta'mız bence çok şeyleri hak ediyor ve sizler sayesinde de bazı şeyleri aşmış durumdayız. Onu söylemek istedim başkanım.